Geçen videoyu Avusturya Macaristan İmparatorluğu tahtının veliahtı Avusturya Arşidikü Franz Ferdinand'ın suikastinde bırakmıştık. Tahmin edersiniz ki Avusturya Macaristan İmparatorluğu bu suikasti kendine yediremiyor. Ayrıca Sırbistan Kralı'nın bu milliyetçi akımı teşvik etmeye çalışmasından da zaten hoşnut değildiler. Onları yani Sırbistan'ı kendi ülkelerinin altındaki küçük ve zayıf bir ülke olarak görüyorlardı. Bu yüzden de bu suikast durumunu hemen bir ultimatom vermek için bir malzeme olarak kullandılar. Şöyle dediler. Bunu yapanları Gavrilo Princip'le birlikte komplo kurup bu suikaste izin verenleri adalet önüne çıkarın. Ya bunu yapın ya da tüm sorumluluğu kabul edin. Aslında Sırbistan Krallığı da Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile savaşa girme niyetinde değildi. Bu yüzden de onlara boyun eğerek ellerinden geleni yapmış oldular. Ama ellerinden gelen yeterli değildi maalesef. Bir ay sonra 28 Temmuz'da Avusturya Sırbistan'a savaş ilan ediyor. Avusturya Sırbistan'a savaş ilan ediyor. Buraya kadar Avusturya Macaristan İmparatorluğu için bir sorun yok. Sırbistan küçük bir ülke ve Slav olduklarından Rusya ile aralarında dil bilimsel bağlar var. Rus İmparatorluğu'nun da onlarla politik bağları var. Ama Avusturya kendi kendine diyor ki, Rusya sırf bu yüzden böyle bir savaşa girecek değil. Biz nasıl olsa Sırplara saldırmakta haklıyız. Onlar tahtımızın veliahtını öldürdüler. Bu yüzden de biz böyle bir şey yapsak bile aslında Rusya burada daha büyük bir çatışma çıkarmayı düşünmez. Ancak ortada Avusturyalılar adına ciddi bir yanlış hesaplama var. Yani Avusturyalılar açıkçası birazcık çuvallıyorlar. Ruslar bu durumdan hiç de hoşnut olmuyor. Sırplarla derin bir bağları olduğunu ve onları korumaları gerektiğini düşünüyorlar. Belki de sadece Avusturyalıları korkutmak için harekete geçmişlerdi. Bilinmez. Her ne için olursa olsun, ister savaşa girmek istedikleri için, ister Sırpları korumak için, ister Avusturyalıların saldırısını önlemek adına onları korkutmak için, her ne için olursa olsun Ruslar harekete geçmeye başlamıştı. Yani Ruslar ordusunu toplamaya başlıyor ve harekete geçiyor. Rusya harekete geçiyor. Burası bütün ittifakların uygulanmaya başlandığı yer. Birkaç video önce konuştuğumuz ittifakları hatırlıyorsunuzdur herhalde. Kısaca tekrar hatırlatayım. 1879'da Almanya ile Avusturya Macaristan İmparatorluğu arasında birbirlerini Rusya'nın saldırısından korumak için Avusturya-Almanya ittifakı imzalanmıştı. Almanya da bu yüzden belki de Avusturya Macaristan'ı Rusya'dan korumak zorundayım dedi kendi kendine. 1892'de de saldırı durumunda çift taraflı askeri yardımı içeren Fransa-Rusya ittifak antlaşması imzalanmıştı. Bu durumda Almanya yine kendi kendine şöyle dedi. Bu antlaşmayı imzalıyoruz ve bir nevi savaş için istekliyiz çünkü çok fazla askeri hazırlık yapıyoruz. Ayrıca sadece Rusya'ya karşı da savaş açamayız çünkü Fransa ve Rusya'nın buradaki ittifakını biliyoruz. Bu yüzden de Almanya böyle düşündüğü için her iki tarafa da şaşırtıcı bir hızla savaş ilan etmeye karar veriyor. Almanya 1 Ağustos'ta Rusya'ya savaş açıyor. Almanya 1 Ağustos'ta Rusya'ya savaş açıyor. Daha sonra 3 Ağustos'ta 3 Ağustos 3 Ağustos'ta Fransa'ya savaş ilan ediyor. Çünkü biliyorlar ya da en azından farkındalar ki içlerinden sadece birine savaş açamazlar. İkisine birden savaş açmaları gerek çünkü Rusya ve Fransa'nın aralarında ittifak antlaşması var. Bunu çok hızlı bir şekilde yapmak istiyorlardı. Çünkü Rusya'nın çok ilerlemesine fırsat vermek istemiyorlardı. Ve bunu gerçekten de hızlı bir şekilde yaptılar. Yani Almanya'nın Avusturya'nın Sırbistan'a savaş ilan etmesinden 3 gün sonra Rusya'ya ve 5 gün sonra da Fransa'ya savaş ilan etmesi bize Almanya'nın ne kadar çabuk hareket ettiğini gösteriyor. Ve bu aynı zamanda yine şunu gösteriyor ki Almanya zaten savaş hazırlığındaymış. Çünkü öyle Birden bir ülkeyi işgal etmek ya da bir ülkeye savaş ilan etmek, e, "Ben şaka yaptım canım." diyerek açıklanacak şeyler değil, değil mi? Yani Almanya aslında bunun için hazırlanıyormuş ve buradaki olayda onlara savaş ilanı için gerekli mazereti vermiş. Böylece Almanya bu iki devlete savaş ilan ediyor. Önce Rusya'ya, daha sonra da Fransa'ya savaş açıyor. Şimdi Almanların Fransa'ya ulaşmasının en kolay yolu Belçika'dan geçmek ve o yüzden de Belçika'dan geçerek bu gördüğünüz bölgeden hücuma kalkıyorlar. Ancak Almanlar 1839'da imzalanan 75 yıllık Londra Antlaşması'ndan da haberdarlar. Bu antlaşmanın 7. maddesi İngiltere'nin Belçika'nın tarafsızlığını koruyacağını söylüyordu. Almanya da İngilizlerle savaşa girme niyetinde değildi açıkçası. Çünkü İngilizlerin güçlü bir ordusu, özellikle de güçlü bir donanması vardı. Almanlar da kendi kendine dediler ki, şimdilik sadece Ruslarla Fransızların üzerine gidelim. İngilizlerle karşılaştıklarında da onlara şöyle dediler, 1839'dan kalan 75 yıllık bu eski, küçük, önemsiz antlaşmayı ciddiye almıyorsunuzdur herhalde değil mi? Yani eğer Belçika'dan geçersek gerçekten de bu antlaşmaya mutabık kalmayacaksınız değil mi? Ancak İngilizler de hayır aslında biz bu antlaşma konusunda gayet ciddiydik dediler. Görünen o ki İngilizler Almanların saldırıya geçip Fransa'yı işgal etmesini istemiyordu. 4 Ağustos'ta 4 Ağustos Almanya Fransa'ya seferini gerçekleştirebilmek için Belçika'dan geçiyor ve burayı işgal ediyor. Bu da İngilizlere Almanya'ya savaş ilan etmek için hukuki bir gerekçe veriyor. İngilizler Almanya'ya savaş ilan ediyor. Öyle uzun bir zamandan bahsetmiyoruz ha. Saraybosna suikastinden Avusturyalı Frans Ferdinand'ın suikastinden sonraki birkaç aydan bahsediyoruz. Bu kısa sürede Avrupa'nın bütün büyük güçleri savaşa dahil oluyor ve çok geçmeden de dünyanın büyük bir kısmı savaşa katılıyor ve dünya savaşı patlak veriyor.